Merhaba arkadaşlar. Bu programda daha önceki videolarda, şuradaki videolarda bahsettiğim programın paylaşımını yapacağım. Bu program öncelikle nasıl çalışıyor? Neler yaptık? Hangi aşamalardan geçtik? Onu kısaca açıklayayım. Fazla uzatmamaya çalışacağım. Programın adı Reality X oldu. Program nasıl çalışıyordu? SonScore denen bir programımız vardı. Onun şu şekilde sonuçlar çıkartıyordu. Bu sonuçları yine aynı şekilde kaydediyordu buralara. Bu kaydettiği sonuçlara göre gerçekte nasıl sonuçlandığını, onun da bir analizini yapan programı geliştirdik aynı program içerisinde. Şimdi daha önce söylediğim bazı filtreler falan vardı. O filtrelere göre işte yapacaktık falan. O filtreleri ben o tarihten beri denedim. Çoğusunu denedim. Filtreler değişti. Hepsini denedim. O zamanki arşiv 5500-6000 civarındaydı. Şu anda 9500'e çıktı. Ve bu programı bir an önce paylaşmam gerekiyor. Çünkü çok acayip bir zamanımı alıyor. Her gün, her bültende bu arşivi tutmak oldukça benim zamanımı alıyor ve bunu ayıracak zamanım yok. Bu arada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Paylaştığım programların daha sonra benden arşivini istemeyin. Ben tutamıyorum. Tamam da zaten. Çünkü bir sürü programın arşivini tutmak başlı başına bir adam çalıştırsan yapamaz yani. O yüzden elime geçerse bazı arkadaşlar gönderebiliyor. O zaman olabiliyor. Başka türlü yani arşiv bende kalmıyor yani istemeyin. Olmuyor çünkü. Diyelim bunu bir hafta paylaştıktan bir hafta sonra ya da bir ay sonra fark ettiğiniz bir programı arşivi arıyorsunuz. O zaman başlayın. Daha sonrakiler için şey olur. Yani illa geçmişe yönelik araştırmanız gerekmiyor. Ya şunu da söyleyeyim. Bunun geçmişe yönelik ve gelecekteki sonuçlar çekebilecek otomatik bir program üzerinde çalışıyorum. Hepsini uyarlayabiliriz. Geçmişe yönelik arşivi tutma şeyi üzerinde çalışıyorum. Çoğu şeyler daha otomatik olacak. Şu anda hemen başlayalım şimdi buna. Yine her zaman olduğu gibi analiz denen sayfamızdan buradan sadece iddia ve bütün maçlardan oranları çekiyoruz. Oranları değil, haftalık programları çekiyoruz. Ya da günlük programı çekiyoruz. Bütün maçları tıklarsanız Novgorod'daki bütün maçları, o günkü bütün maçları çekersiniz. Burada kaç maç analiz yapacağı yazar. Sadece iddia derseniz bültendeki iddia çeker. Bazen sadece iddia çektiğimizde olan maçlarda, analiz yaptığınız maçlarda bazılarını bulamayacaksınız ya da bazılarını göremeyeceksiniz. Daha sonra yaptığınızda tekrar göreceksiniz. Çünkü iddianın beklediği maçlar daha sonra Novgorod'a ekleniyor veya çıkartılıyor. Yani orada maç yoktu, şu yoktu, bu yoktu diye bir problem yok. Bunun benim yapacağım bir şey yok zaten. Maçlar çıkartılabiliyor, girilebiliyor. Bir saat öncekiyle bir saat sonraki maçların sayıları değişebiliyor. Adetleri değişebiliyor. Bunlar zaten program otomatik olarak ne varsa onu çekiyor. Yani ekstradan yapılabilecek hiçbir şey yok. 534 tane maç bulmuş şu anda mesela. Bunları ister tek tek analiz yapabilirsin, ister tümünü analiz et diyebilirsin. Diğer bazı bir sürü burada özellikler var. Bunları bir önceki videoları izleyerek bulabilirsiniz. Bu videoyu boş yer şişirmesinin bir anlamı yok. Buradan analiz yaptığımızda diyelim ki işte tümünü analiz et dedi diyelim. Şuradan bütün analizleri yapıyor. Bunları şu kayıt sayfasına şu şekilde sırayla kaydediyor. Şimdi öncelikle şunu bahsedeyim bundan. Daha önce işte demiştim arkadaşın şeyiyle filtreler uygulanmış, o filtrelerle işte şu kadar kazanmış falan. Arkadaş kazanmış olabilir. Kazanmış da yani. Fakat o filtrelerde bir standart yakalayamadım. Yani bugün böyle, yarın böyle, şu program bir hafta önceki programlarda şöyle böyle. Yani öyle bir standart yok. Tutmuyor yani. O yüzden de o günden beri üzerinde çalıştım.
başka bir filtreleme gerçekleştirdim. Bu filtrelemelerde de sonuçlar nasıl? Sonuçta şu şekilde. Şuradaki yeşil olanların hepsi tutmuş gözüküyor. Yeşil olan gözüküyor değil, tutmuş. Yeşil olanlar tutmuş. Ha, bu nedir? İlk yarı, ikinci yarılar. Şuralar gördüğünüz gibi ilk yarı. Şurası maç sonları. Yani büyük bir başarıya doğru gidiyor. Bundan sonraki sizin fikirlerinize, sizin çalışmalarınıza kalmış. Nasıl yaparsınız, nasıl edersiniz bilmiyorum. Benden bu program için bu kadar. Bunu anlatacağım ben şimdi size. Başarılar bunlar. Evet. Şimdi buraya kaydettikten sonra bu programların şurası, gördüğünüz gibi burada ben yazmışım. İlk yarı 1 ve ilk yarı 0'ın toplamıdır bu. Yüzdesel toplamıdır. Şuradaki şu değerin toplamıdır. Bakın. 26. İlk yarı 1 ve ilk yarı 0. Şunun evet, toplamı 59'dur. 0,59'u vermiş. Bu da maç sonu 1 ve maç sonu 0'dır. Şimdi ne yapıyoruz biz? Program ne yapıyor? Analiz ettikten sonra şuraya gerçekte filtreleme yapıyor. Nasıl bir filtreleme yapıyor? Şurada gördüğünüz, bunu ben şöyle ayarladım. Aynı half type ve aynı full type olarak aslında beraber yaptım fakat çok az maç buluyor ve yani bulduğu maç az maç kadar da yani öyle çok bir ahım şahım bir başarısı yok. Onları zaten buradaki şeyde görebileceksiniz. Şurada makinenin. Evet, şurası gördüğünüz gibi ilk yarı ve maç sonunda bulduğu maçlar şurada. Ve başarısı da burada. Yani koskoca bir bültende zaten topu 19 tane maç bulmuş. Yani çok az bir şey. Bundan bir şey çıkartamazsınız. Tamam, şuralar gelmiş. Şu gelmiş, şu gelmiş. Maç sonundan gelmiş. İsterseniz onu da yapabiliriz. Yani bir gözetlemek lazım. Ne yapıyor? Şimdi önce bulunan bir maçı, mesela şurada 484 numaralı maç var. CR Flamengo maçında. Bu half type'da şu ilk yarı şurasını şuraya göre bütün çıkmış maçları filtreliyor. Şurada gördüğünüz gibi hepsi birbirine eşittir. Şu anda. Bulduğu maç sayısı 39. Arşivden şu anda bunların hepsini tutan 39 tane maç var. Aynı şekilde. Bu maçlar nasıl sonuçlanmış? Şuradan sağa doğru çekiyorsunuz. Burada şu şekilde sonuçlar gelmiş. Her türlü sonuç burada var. Şurada özetini buluyorsunuz. En özeti de şurada. Gördüğünüz gibi bu 39 maçın ilk yarısı %36-1 bitmiş. Düşük bir oran. Maç sonunun %38'i 2 bitmiş ama bu ilk yarı olduğu için yani maç sonunu pek ilgilendirmiyor. İlk yarı 0, ilk yarı %77-0,5 üst bitmiş. Bu bizde birinci data. Bir de şu ilk yarı %36-1 bitmiş. İkinci data. Bu maç daha oynanmadı. Oynanacak. Onu da söyleyeyim. Burada yine bir sürü onlarla ilgili özetler bulabiliyorsunuz. Aynı şekilde full time'a geçiyoruz. Full time'da bu maça ait yine şurası ve şuraya kadar şunlara göre filtre yapıyor. Çıktı şaşmaz sonu, handikap 2,5 üst ve 3,5 üste göre handikap yapıyor. Buna göre 4 tane maç buluyor. Bu maç 4 tane maç benim analiz yapmam için yeterli değil diye şurada gördüğünüz gibi devreye girmiyor. Nereye kadar devreye giriyor? 7'den aşağıdaki sayı bu devreye girmiyor. 7 ve yukarısı o kadar maç bulacak ki şeye girsin. Potaya girsin. Aynı bu şekilde bunun özeti burada. Bu maça göre de %75-2 bitmiş 4 maçın. Yani 3 maçı ilk yarısı 2'den maç sonu da 0 bitmiş. İlk yarı maç sonunda %52'den 0 bitmiş. Maç sonu istatistiklerine göre. Yine burada maç sonu üst alt %75, 1,5 üst bitmiş maç. Gördüğünüz gibi. Burada bütün istatistik var. Bu istatistiklerin hepsi zaten buraya yansıyor. Burası 7 demek. Burayı böyle mahsus seçtim ki göresiniz diye.
7'den aşağı olmadığı için burası boş ve bunu bu şekilde hop buraya kaydediyor. Nereye kaydetti? En sona kaydetti. Şurada gördüğünüz gibi kaydetti. İstatistiklere giren 7 dönük maçlar için şu şekilde bir kayıt yaptı bize. İşte %77.05 üst. Gördüğünüz gibi %59 ilk yarı, 1.5 alt. Bunlar ilk yarı. Maç sonuna geliyoruz. Şurada yazıyor zaten maç. %81, 1.5 üst, %65, 2.5 üst olarak geçiyor. 2-3 gol diyor, %42 düşük bir oran. 38, 42, 30. Şurası pardon ya. Bunların hepsi şey, üst maça gitmiş. 36, 31, 33 olarak da 1 olarak gösteriyor ilk yarıyı. Bu oran çok düşük bir yüzde. Yani bunu ne olur? Maç sonu oynanmaz. Yüksek bir yüzde bulursanız oynarsınız. 39 tane maçı da buraya yazmış. Şu flash işaretinden önceki solundaki ilk yarı sağındaki de maç sonudur. Şurada gördüğünüz gibi. Kaç tane maç olduğu burada yazar. Şurada gördüğünüz gibi bakın 56, 30, 30, 14. Bu 56 yüksek bir yüzde ve maç sonu 1 demiş ve 1 gelmiş. Yine şurada 40 maçın %50'si 0 bitmiş. Mesela bakın şurada yazıyor. 40 maçın %50'si 0 bitmiş. Fakat ne olmuş? 1 gelmiş. %25'i de 40 maçın %50'si de 20 maç 0 bitmiş. 10 maçtan şey bitmiş. 1 bitmiş ve 1 gelmiş. Aynı bu şekilde gördüğünüz gibi size bir burada maç seçme tercihi verecek. Buraya geldiğinde buralarda zaten sonuçlar kendiliğinden şuralarda bak bu şuradakilerin hepsinde şu okey de sağındakilerin hepsinde formül vardır. Oralara dokunmayın. Formül bittiğinde de yukarıdan aşağı doğru kopyalayabilirsiniz. Aşağıdan da itebilir. Buraya geldiğinde sonuçlar siz buradan tercih yapabileceksiniz. Daha sonra yine aynı şekilde kaydet bölümünde sonuç tıkladığınızda bir gün sonraki tıkladığınızda buraya sonuçlar bu şekilde gelecek. Eğer burada yok 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 çıkıyorsa demek ki şu maçları çektiğiniz sonuçlar içerisinde bulamıyordur. Bu bir hata değildir. Sadece gün kaybınız vardır. Yani ya önce çekmişsinizdir ya bir gün 2 gün sonra çekmişsinizdir. O yüzden bu maçları bulamıyordur. O yüzden analiz yaptığınızda bir gün sonra bu sonuçları çekmeniz lazım. Çektikten sonra bu real kalite, buraya sonuçlar aynı şey otomatik olarak geliyor. Geldikten sonra ne yapıyorsunuz? Şu şekilde o formülde olan şekillerin üzerine geliyorsunuz. Seçiyorsunuz onları. Kopyala diyorsunuz. Kopyalıyorsunuz. Aynı yere hiç dokunmadan yine şurada yapıştırın altında bak 1 2 3 yazıyor. Şu 1 2 3'e bastığınızda formülden kurtuluyor ve buraya artık sonsuza kadar kalacak bir şekilde formülde kurtulduğu için hiçbir değişime uğramayacak. Diğerler için de aynı şeyi yapacaksınız. Yine arşivi tutmak için sonuçları diyelim aldınız. Buradan bu şeye kadar. Genellikle ben arşive bakın hep şeydir. Hepsi okeydir. No'ların hiçbirini almadım şimdiye kadar. O yüzden no'lardan arıtılmış bir şekilde buradan süzme yaparsınız. Okeyleri seçersiniz. Sonuçları çektikten sonra okey dersiniz. Şu yokları falan da şu anda yok. Olsa da satır sille silersiniz. Buradan atıyorum işte birden şuraya kadar maç sonuna şuraya kadar seçersiniz. Bunu kopyala dersiniz. Arşive geldiğinizde şurada son satırı işaretlesin size en sona gelir. Buraya geliyorsunuz. Yine yeni şey tıklıyorsunuz. Şurada şurası bakın. Değerler ve kaynak biçimlerimiz diyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdıktan sonra ben de yapışmış şu anda o yüzden yapıştırmıyorum. Şuraya geliyorsunuz. Bu sonuçlar da zaten böyle. Şurada, şuralarda dosya kabarmasın diye formül yok. Şöyle seçiyorsunuz. Şunu aşağı doğru ne kadar varsa o kadar kopyalıyorsunuz ve
tak 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 bütün sonuçlar doğuyor. Eğer şöyle yapalım. Eğer yine yeşil falan yanmıyorsa, burada da mesela yanmıyorsa ne yapıyorsunuz? Yine bu şekilde seçiyorsunuz son şeyi. Biçimlendirmeyi. Daha sonra şurada, şuradaki biçimlendirmeyi seçiyorsunuz. Seçti şu anda. Buradan şuralara aynı bu şekilde işaretliyorsunuz. Geldiğinde otomatik olarak geliyor. Yani birazcık Excel seviyenizin yüksek olması lazım. Biraz Excel bilmeniz gerekiyor bu konu için. Zaten diğer detayları ondan sonra kendiliğinden çözersiniz. Evet, bunu da sizinle paylaştıktan sonra bununla ilgili şeyi de artık bırakıyorum. Sorularınız veya yardım istediğinizde her türlü geri dönüş yapıyorum. Bunu bilesiniz. Artık top sizde. İyi sonuçlar bekliyorum. Şans sizinle olsun.